Baban nerede? Arif abin oraya gitti galiba. Ne yapmak? Arif abin. Ne? Günaydın. Gelir şimdi. Boş ver. Arama, çağırma. Gelir şimdi. Varsa içelim bir tane. Ne oldu baba, spor? Yendik mi? Tatmış. Yendik. Kaç kaç? 1-0. Golü kim attı? Yeni transfer attı. Güney Hoca iyi hoca be. Hem takımı güzel motivasyon hem takımı güzel çalıştırıyor. Tabii. Zaten son 20 dakika bitti adamlar ve bizim hızımıza dayanamadılar. Güney Hoca öyle başa çık hadi. Kolay mı? Şey iyi antrenör, kim ne derse desin. Değil mi? Güney Hoca'yı takımın başına koy. Takım istediği kadar formsuz olsun. Hı.
Kaymak gibi hayatınız var ya. Yaşayın hayatınız. İskanıyor mu bize? Ne iskanıyor sizi be? Neyiniz iskanıyor sizin be? Hocam çay yapmış onu iskanıyor bize. İskan sen, iskanmaya devam et. Ne oldu gene? Sigortası yanmış araba. 800 lira. Neyi yanmış? Sigortası. Arabanın. Sigorta ödeyecek. Ha ödeyecek. 800 lira. Her ay mı ödüyorsun onu şey mi? 3 ay mı? Şey, senede. Senede. Senin kaç para? Arabanın mı? Evet. Ha benim de 830 lira ödedi, yaptırdım ben. Evet, şimdi size bugün sormuş. Nereye yaptıracaksın? Ben şeye yaptırıyorum abi. Isabella Pizan'ın yanında Nevzat abi var. Onun kızı var. He, bizim köyde. Araba alıyor onlar. Tam karşısında. Hı. Suat'ın akrabası olur onlar. Aa, ne akrabası? Kardeş çocukları ve Nevzat'la babaannesi. Aa, taş köprü, taş köprü. Babaanne de taş köprü. Nevzat'ın anamıyla Nevzat'ın anamının babasıyla benim dedemin evleri yan yana. Evet. Gidiyor musun? Ha? Gitmiyor değil mi? Aha. Bırak olayım ben. Çek. Saçların zamanı geldi herhalde. Bayağı. Hepimizin evleri şu şekilde olmuş. Nasıl? Beyaz sarı abi. Bu zamanda herkes de oluyor şu anda. Sarı sarı baksan abi. Sertleşecek onlar. Hayır abi sarıları diyor. Sibel'in de, bende de. Oo, hayır, senin farklı bir şey. Sualp'te de, bakalım Sarp'ta var mı? Ne yiyoruz, bir şey falan mı? Ne bileyim ben abi. Boyama falan olmaz ya. Yani. Hayır abi, ne boyası? Sibel benim, bizim ellerimiz sapsarı. Bir şey mi oluyor bize, ne yapıyor? Sibel mi baktı, benim de sapsarı dedi. Ben de akşam sakatlandım işte ya. Ne olur? Ya ne bileyim, topuğumun altından bileğim ağrıyor. Topuğum buradan şurası ağrıyor. Ya bırak artık topuğumu. Ayakkabı değiştiriyorum ondan mı? Yok. Bırak. O bizi bırakacak, biz onu bırakamayacağız. Bırak. O bizi kesecek, hayattan alacak. Bizi mi kalıyor şimdi? Onlar da espri yapamıyor. Herkesin bizi evde. Evet. Bu hafta gittik mesela maça. Bugün öyle şov yaptı. Adam var, resmen maçı aldı. Yani diyorum ki adam, tamam şey ama iyi hocam. İyi mi? Ya ben hani ikili ilişkilerinde biraz zayıflıklar var ama iyi hoca yani. Adam resmen maçı yaşıyor. O aldı maçı. Bak Önder Hoca falan olsa kesin bir iyi hocam. Önder Hoca da oradaymış. Önder Hoca orada ama Önder şey yani, ikinci adam. İkinci adam yani. Şimdi ben çok etkili davranmıyorum. Şimdi orada çok etkili hani o da öyle şey olmaz. Ben de artık orada görev bile yapmıyor doğrusu. Yani sırf yanında bulunsun hesabı. Gitmemesi mi gerekiyor? Yani görevim olsa bir çıktı. Baştan kabul etmezdim. Sonuçta güzel kabul edilir miydi? Daha sonra baştan mı? Kabul edilir durum yok aslında orada. Ama gereksiz. Sen bir sene önce takımın patronusun, bir sene sonra yardımcısın. Çırak düştü. Yani. Ben buna kodumu lavabolarından nasıl koku geliyor ya? Buldum amına koyayım, bir tur attırdım ben, görüyorsun değil mi abi? Lavabodan geliyor bu koku. Pes yok. Ya var mı abi, görmüyor musun? Bir tur attırıyorum bak, yine geliyor. Zor gidiyor abi. Evet, abi iyice bir tur attırdım ya hortuma. Hortumu kastırsın. Ya onlar da böyle olunca. Şimdi orayı bir S taktırsana sen. Hı. Tuvaletlerde S'ler oluyor ya. Var ya abi işte görmüyor musun? S değil bu orada işte. Ama S'in aynı görevini görüyor. Kalmaz orada suyu Yusuf. S suyu. Kalmaz olur mu abi baksana. Abi ya bunun gözünü seveyim baksana. Boşluk yapar mı? Ya abi elini al ama. He? Yok elini al. Ya su gitmiyor baksana abi. Bak. Su zor gidiyor yani.
Soğuduğu zaman kar ne yapar bizim de oğlan? Değil mi? Saç kenarı, saç gibi falan. Saç gider, pamuk gider. Normalse. Klepa koyduğunuzsan ama girişte var ya klepa. Bak giriş klepalı bunun. Havalar da böyle bozuk olunca, yağmurlu olunca yoğun yok. Sen de bunlara baktın. Sende siyah var mı? Siyah. Dört saat. Var mı? Salı. Evet. Ay bir şey çıkıldan var. Uçuyor nerede? Sensin bizim... Onun kuyruğunda beyaz da var uçağın. Ha, öyle mi? Dikkat et. Tam kuyruğun ortasında bir tane tek beyaz kuyu var. O muhtemelen ak kuyruklardan bir tane sapladı o şeye, anneye. Baktım tek uçuyor, dedim yabancı galiba. Babam dedi Yusuf orada, Yusuf'un burada dedi. Yusuf'un orada duruyor dedi o. Dedim Yusuf'ta siyah salık mı be? Bak, dört tane. Baktım orada evin içinde ferma, ya ferma onun. Üç tane almış, üç tane almış. Tek başına uçuyor uçağı. Tek uçuyor çünkü onun için yalnız. Hep tek uçuyor. Şimdi gelip sen gördün onu. Babam sallıyor. Ne zaman baksan uçuyor hayvan. Babam da sallamış. Zırıp. Ne? Sallama. Kedi durmuş göğsün üstünde. Ne yapmış? Kedi kedi. Patlatamamışım bir tane var. Patlattım orayı vuramadım diyor. Ben bir saldım onları bir başında bekliyorum diyor. Salma onları. Benim tamam baba nasıl yukarı ya. Nasıl uçuracaktım ben şimdi bu kadar bu kadar. Bu oradayken uçurum orada. Şunlardan böyle deyince de aklıma. Fazla elde mi tutuyor? Ondan sonra geliyor bana şikayet edilsin diye. Valla kendi bir kuşlar uçup durdu, kaçtı kuşlar diyor. Ya takıntı yapıyor kendine. Evet, evet. Olsun be. Değil mi? Hiç takıntı yapma sen. Hoşuna gidiyor. Oğlum çok takıntı var lan. Gönlüm be. Bir taksın, bir defa taktiği böyle kara attığı kendini ondan sonra. Kaç yaşında ama? Geçten böyle bir olay ya. Hep takıntı değil mi? Çok fazla takmayacaksın onu söyledikten. Yok biz takmıyoruz ya. Biz takmıyoruz. Yok yok bizim alakası yok ya. Biz onun için, yani onu takmamasın diye uğraşıyoruz. Baş. Kedi kapıyor baba dedim. Bana dedim, onun da dün kısmetliymiş. Olacak o nereye koşuyorsa. Ya dedim, ya olsun ne yapacağım, alacak. Her sabah anlatıyorum onu. Her sabah. Değil mi? Dört sabah arka arkaya anlattı seni. Nedir? Geldi diyor tuttu bir kuşu kaçtı kuş diyor nereye gitti diyor. Nereye gidiyor yani yavaş yavaş. Dedim ben dedim. Ya dedim kaçsa dedim şimdi gelse başka yere gitse. Gitmez o zaten başka yere alıştım da dedim. Sıkıştırmasa kuşu da hiçbir şey olmayacak. Tabii sıkıştırıyor diyor değil mi? Ya uçuruyor mu onlara? Evet. O şimdi o saldım ben onlara ki kendi kendine uçuyor diyor tamam mı? Evet. Sen de sıkıştırıyorsun diye kuşlara gidiyor. Yoksunlar ve kuş olmuş. Afyon sıkıştırsa da gitmez, gitmezler. Alıştılar bunu. Şimdi ne zaman giderler biliyor musun? Böyle hani bir kedi saldırırsa, büyük bir mesele bir şey olur, o zaman giderler hani. Bayağı uzun saklıyorum. Kurban bayramı için kestik bu an. Ya. Ondan sonra kestik mi? Ne zaman kestik? Söyle bakalım. Geçen ay toplamı mı yaptın? Ya. Bir şey ne diyorsun? Yapma. Ayak çabuk kestik. Baksana şöyle. Düğünde kestik eve. Düğün ne zamandı ya? Haklıdan. Sen de öyle ya. Yapmadın. Vallahi dedim doğru ya. Ben bekliyordum o lafı söylemeni de. Vallahi öyle ya. Dalmışım ya.
kalp farkı olmuşsun. Allah Allah, ne seviyorsun, bu kadar sağlamamışsın. Toplayın hemen olursun. Deneyelim istersen. Bizim derden kalp farkı bu yani. Evet, bana diyorlar da. Amına koyduğum en çok küfür eden benim kalp farkıyı görürüz bana. Bizi zaten beni içeri alacaklar beni. Bu yüzden. Var var bir tane deli harp oldu mu? Bünyamin Cesur'un pembeleri. Hasan Aga mezarlığın orada oturanı. Dedim bu dükkana bir tane gelme. Bu son tıraşım olsun diye. Her geliyor var var sen harp partisi. En geldiğinde bildiğin abi. Bu harp partisi demiş. Değil. CHP'li. Dedim sensin AK Parti'li esas. Bana dedim zarf etmişsin ikiye böyle giriyorsun. Bu dükkana ondan sonra gelme. Ama Facebook'ta orada burada Diyanet'in kapatılması için şey yapıyor. Daha yapıyor. Çok fazla oralara yazı yazmaya gelmez abi. Ben yani mi? Ben şöyle şeylere hiç almadım. Ben hemen engel koyuyorum. Ben sosyal paylaşım sitesinde bunların yaptıklarını böyle hani yapmadıklarını, yapmaması gerekenleri bile paylaşanlara sinir oluyor. Paylaşmayacaksın abi. Biz yapıyoruz reklamını adamlar. Değil mi? Tabii ona rakip olanlar yapıyor. Onun kendi adamları hiçbir şey yapmıyor. Ha ne iyi olmuş diyor, ne kötü olmuş diyor. Ama bizimkiler bir bakıyorsun abi, 1 milyon kişi kötü olmuş, kötü olmuş. E ne oluyor? Bu arada onun reklamını da yapıyorsun. 1 milyon kişiden en fazla 100 kişiyi kandırıyorlar bu arada. Görüyor çünkü olanları, ha belki yapmıştır diyor adam. Kafasına sokuyorsun. Hiç yapmayacaksın abi reklamını. Suriyelilerin reklamını yapıyorlar. Yok nergilik çavuşlar, memnunca. Ya yapma amına koyayım, bırak. Sitret, ne reklamını yapıyorsun bunları? Herkes görüyor, yapılacak bir şey yok abi. En sonunda göreceğiz. Bak bizimle nasıl savaşacaklar? Kendi ülkelerinde savaşmıyorlar. Abi sen... Bak gör yani ülkelerinde savaşlar. Bunların her birinde silahı var. Var tabii. Hepsinde. Bizde ne var abi? Harbi söylüyorum 200 tane Suriyeli gelecek Boveski'ye ele alır. Hazır. 200 Suriyeli Boveski'ye alır. Hep böyle ufak yerler abi. Yarın öbür gün bak bir çatışma, ne çatışmalar olacak, sokak kavgaları görürsün bunlarla. Bir şey olacak be, bir de nasıl söylüyorsa. Ya şimdi... Ya şimdi daha neyden var? Ya öyle deme. Batamazlar. Şeylerde, sınır bölgesindeki köylerde köylüleri kovdularmış be Yusuf. Işte. Burasını demiş, Tayyip bize verdi, gidin buradan. Yani adamlar her türlü performans yapıyor yani. Ya, daha da fazla yapacaklar. Bizim halkımız korkak, bakma sen. Ya bizim halkımız çok cesaretli değil. Bak öyle deme. Biz bir şey gibi dururuz, haklı olduğumuz konuda sonuna kadar gideriz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ya, o farklı, bak. O farklı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gelecek burada 10 tane sırlayacak, kimse ağzını açamaz. Açamadı da abi gördük. Kıçı kırık çingeneler geldi burada dikildi, kimse ağzını açamıyor. Harbi bak Trakya halkı sessiz abi. Ya sessiz de işte onu diyorum ben. Sessiz ama haklı olduğu ülkesi için, şey için haklı olduğu konularda o zaman iş farklı. Savaşır oluyor. Ama savaşacak meydanımız kalmayacak abi. Hiçbir şey yok abi. Kimin evinde 2 tane mermi var? Yok. Şey var mı sizin evde silah? Yok be ya, nerede olacak? Kaç kişinin elinde var burada silah? Hiçbir şey yok be, çok kişi var. İn bakalım acaba sana şoparların hepsinde var mı yok mu? Oradan doğru. Dön orada sol tarafa Siirtlerin. Hepsinin evinde kaleşler. 10 numara silahları var abi. Ailesini savunacak silahları var. Biz de kendimizi savunacak bir mandat tabancamız var. Var ya. Yani böyle şimdi mermiye de göz gelemezsin abi. Delikanlılık olmaz yani. Yapamazsın abi. Her zaman söylüyorum. Ben bütün arkadaşlarım. Alın birer tane silah koyun, yarın lazım olacak. Paranız oldukça da mermi alın diyor. Önceden makinalar cirit atıyordu piyasada. Son 2 seneden beri 1.000 liraya 1.500 liraya aldığın 14.000 şimdi 10.000 lira, 15.000 lira oldu.
Tamam mı abi? 1000 liraya silah aldık biz. 1000 liraya abi. 1000 liraya 14'le aldık. Gör şıkır şıkır makine böyle. Mermi atılmamışlar senin bundan. Dans ediyor makine. Ama şimdi maalesef Suriyeliler geldiğinden beri mermi bulamazsın şimdi. Çık piyasaya 100 lira bir 14 liraya mermi alacağım. 14'lü mermisi bulamazsın abi. Hani kanalın olmasın, çevren olmasın, bulamazsın. Önceden amına koyayım memurdan oluyordum. Alıyordum. Polislerin hepsinden. Ben önceden mesela ben polislerle aram çok iyiydi. Eski polislerle aram mesela.